GCZ bir şey. Evet. Bu gibi tatsızlık var. Nur'un da yakındıkları şeyler var. Bakalım Nur neden yakınıyor? Nur ya ben çok şaşırdım bu davranışlarımda. Mesela her şeyi görmezden geliyor. Diyor ki geldim burada 5 dakika diyor. Zehir ettin bana. Bütün derdi evet, bana. Neden? Öyle yapılır mı tabak ya? Bunu ne diyor sen ya? Sen babamla yapamazsın Nur. Lütfen gözünü yapar, aç. Yapar yapar Nur için fark etmez. İnsanlar zamanla kendini törpüleyebilir. Hayır. Yani. Ben Semih'in kendini törpüleyebileceğini ya, körü körüne benim karakterimi kabul edeceksin diyor sana. Duymuyor musun? Hayır öyle bir şey yapmayacağımı çok iyi biliyor. Öyle bir şey yapmayacağımı çok iyi biliyor. Bak insanlar birbirlerini sevdikleri zaman birbirleri için çok fazla fedakarlık gösterebilirler. Bu fedakarlık mı? Tamam mı? Şu anda Semih'in zaten yapmadığı şey için ben Semih'e kızıyorum. Bu fedakarlık değil. Bundan Semih, da başka bir şey. Semih üslup olarak bir kadına nasıl davranacağını tam olarak bilmeyen bir insan. Evet. Ben de evet. Bu yüzden şikayet. İşte bu ben orada şey ne ama. Burada benim bana koşmamasına kızdım ne de ağlamamasına kızdım. Nurcuğum burada fedakarlık Semih, yapan tek kişi sensin. Ben evet, onu söylüyorum. Evet. Fedakarlık yapıyorum. Ondan hiçbir ve şey göremiyorum. Ve onlarla karşılık beklediğim için bu tartışmayı yaptım onu. Beklemen başka normal şey ama vermiyor bir türlü. Ve o, ben değişmem. Ben ya böyleyim. Beni böyle kabul et. Yok. Eğer şey seviyorsan değişmelisin. Belki de Nur onun o hareketleri vermesini sağlamıyor. Ne bileceksin? Yani o da olabilir. Suçlamayalım. Tanımıyoruz seni. Ya Mehtap kumaş belli yani Allah aşkına. Ama seni yani kendi de diyor ben böyleyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. İnsanlar ömür boyu aynı karakterde devam etmezler. Bazı şeyler değişir, törpülenir yani. Yenileyebilirsin. Sen 5 sene öncesiyle aynı mısın? Hı, değilim ama o bir artık yetişkin bir erkeğe doğru gidiyor ve bence o kadınlara çok değer veren biri değil yani. Kaç yaşında Semih? Kadına böyle davranılmaz. Kadına değer veren değil, Nur'a değer vermiyor. Bir şey söyleyeceğim. Aynı yaşta. Ama bak, sen çok da olgunsun yani. Ya olgunsun. Belki de benim yaşadıklarım beni olgunlaştırmıştır. Onun yaşayamadıkları olgunlaştırmıştır. Yani bunu ben o şekilde yargılayamam. Sadece ben bunu uyarırım. Uyarmazsa kendisi bilir. Bir yani insanın zaman. Genel karakteri ama değişmez. Ama ben böyle bir şey... Hani kabul edeceksen öyle edeceksin. Genel mesela karakter ben nasıl ettim sen de. Çok ama yani bak, hani odun diye bir tabir var ya. Bazı şeylerden vazgeçti mi? Bazı huylarını törpüledi mi? Törpüledi. Eğer Eser yapabildiyse bunu ki Eser çok özgür ruhlu bir insan. Onu Semih de yapabilir. Ben buna inanıyorum. Ama Eser onu zamanı ihtiyacı var mı? Evet. Sabahın konusu Semih'miş anladığım kadarıyla. Masaya yatırılmış. Semih'in üslup bilmediğini düşünüyorsun. Evet, kesinlikle. Peki öğretebileceğine inanıyor musun? Yani ben öğretmek değil ama Semih'in bunu kendi istemesi lazım öncelikle. Fark etmesi lazım, sonra istemesi lazım. Aynen. Şimdi burada kızların ortak bir kanısı var. Eser benim için değişti diyorsun. Yani ama birazcık törpüledi bazı huylarını dedim. Tabii ona döneceğiz bugün aranızda yaşananlara da. Neyse o törpülenmemiş huylar yüzünden olan bir şey değil başka bir şey. Peki Semih maço o törpülemez. Eser özgür ruhlu olmasına rağmen bunu yapabilir çünkü daha yumuşak huylu. Diyen kimdi hanginiziniz? Hazan. Öyle mi peki ona mı inanıyorsun? Yani. Maçolukla alakası. Yani sert bir erkek. Hani yapmam ben. Ben böyleyim. Eser öyle etme. Aslında. Eser aslında o kadar değil. Bu maçoluk değil ya bence. Bence maçoluk. Maçoluk yani. Maçolukla ne alakası var? Ve çok sert davranıyor. Karakter meselesi. Karakter meselesi. Ve tamam, bence Nur'la uyuşmayan bir karakter. Türk tabirinde maçoluk diyoruz biz buna. Peki gerçekten hepiniz Nur'la konuşurken eğer Nur'un iyiliğini mi istiyorsunuz? Hani ayırmak mı istiyorsunuz? Semih'te gözünüz mü var? Bütün bu uyarıcılar bir yana, hepsi olabilir, olmayabilir. Hepiniz herhalde hemfikir gibi konuşuyorsunuz. Hayır, yani Nur verici, Nur veriyor. Evet. Semih sadece alıyor. Veya aynen. Hiçbir fedakarlıkta bulunmuyor Nur için gibi. Öyle mi Mehtap sen? Yok ben kız arkadaşlarla aynı fikirde değilim. Nur'un üslubunu değiştirmesini bekliyorum. Hani daha böyle farklı giderse Semih'e farklı bir tepki alabileceğini düşünüyorum ben. Nasıl bak, gittim ki ben Semih'e? Kadın biliyor benim işimi. Nasıl söyle duymuyorum sesini. Ben nasıl gitmişim ki Semih'e? Nasıl gittim biliyor musun? Daha evvel de Seda'nın buradaydı. Hep beraber biz karşılıklı tartıştık. Ekranda tartışma herkesin önünde yaşandı. Buradaki tartışmayı baş başa kaldığınızda gene yaşattın. Aynı ben burada tartışmak istemediğim için zaten ben size de söyledim hatırlarsanız. Ben burada bir şey söylemek istemiyorum.
baş başa kalıp bu konuyu konuşmak istiyorum. Tamam, baş başa kaldığınızda buradaki sorunları oraya taşımasaydım, ama farklı şeyler konuşsaydım. Bir şey söyleyeceğim şu Mehtap. An iyiydiniz. Ben sorunlarımı içime attığım zaman bu sorunlar birikecek, birikecek, birikecek. Bir süre sonra ben patlayacağım. Bu daha mı güzel sence? O daha yoksa güzel ben, değil. Ama yoksa Sedan, ben, burada işte gerilmişken, bir saniye, burada gerilmişken gidiyorsun aynı gerginliği hayır, devam ettiriyorsun. Bir de yumuşattıktan sonra bu gerginliği farklı bir şekilde, hani bu gene üslubunla yumuşattıktan sonra söyleseydim belki seni farklı anlayacaktım. Ben zaten bugün de yumuşak bir ses tonuyla gayet konuştum. Semih dedim, bu kelimelerinden ben rahatsız oldum. Bana göre... Uyardıktan sonra. Efendim? Seni uyardıktan sonra. Hastayım bak, şu an konuşmakta gerçekten güçlük çekiyorum. Üzgünüm hasta olduğun için, ha. Emin ol bu şekli ben de gelmek istemezdim. Bunu biliyorsun. Değil mi? Seni kırmak istemediğimi de çok iyi biliyorsun. Ben sadece kırgınlığımı dile getirdim. Ve kırılmak istemiyorum Semih. Seni kıran şey ne? Yüzüğü tak otur ya da ben kız gibi mi ağlayacağım ya da ne bileyim elindeki tabağı şöyle ittirip de midemi bulandırdın. Hani bunlar bence bana göre insan sevdiği kadına böyle bir şey yap. Seni seviyor mu? O yüzden mi? Hani bilmediği için mi bunları yapıyor yoksa sevmiyor mu? Sevmediğinden mi böyle? Ben sevmediğini düşünmüyorum Semih'in beni. Ya çocukcağız sevmiyor Seda Hanım. Ya bak, artık Nur. Toplum baskısından Nur. Kurtarın şu çocuğu. İşte onlar ikisi burada soruyorum. Ya görüyorsun Seda Hanım, Dani ile Melis orada dolduruyorlar, dolduruyorlar kızı geliyor sonra bana patlıyor ya. Karışmayın kardeşim bizim ilişkimize ya. Dani, gözünü seveyim ya. Sen var ya yemin ediyorum tam ortalık bozucusun ya. Melis de öyle. Ya ben doldurmuyorum karışma arkadaşım, kardeşim, benim ilişkime bakma. Karışma. Benim ismimi geçti bir cümle kullanma. İkimiz de konuşmadık abi. Ayrıca iyi dinlememişsin galiba. Ama hepimiz aynı fikirdeyiz. Benim ismim hayır. Şimdi yani. Zaten Semih, sen Melis, galiba. Melis açık açık dün burada söyledi. Nur'dan nefret ediyorum. Sonuna kadar uğraşacağım. Ben bu işi bozacağım. Sürekli de uğraşıyor. Bunu görev edindi. Bugün çok konuşmadım. Şimdi hadi Dani'yi de geç ama bugün farklı isimlerden, farklı kafalardan, Cansel de dahil, Hazal... İşte ne bileyim, sizlerden ses çıktı mı tam hatırlamıyorum. Sizden yorum Sedan, geldi. Sedan ben arkadaşıyım, beni dinlemedi. Burada meyve tabağı hazırlamıştı. Bugün evet, sana yani götür dedim. Da hepiniz. Gittin yoldan, onları dinlediğin için geri döndüm. Hayır, beni hayır, dinlemedin. Hayır. Onlar mı arkadaşım, ben mi arkadaşım? Dolduruşa geldim. Bir de beni takmıyorsun. Ya dolduruş, bir kere Melis'in söyledikleri benim umurumda değil ki dinlemedim. Bir niye döndün o zaman? Zaten onu diyorum. Hani Melis diyor, ben uğraşacağım diyor. Ben onun niyetini bildiğim için ona zaten muhatap olmuyorum. Ama ben kırgınlıklarımı dile getiriyorum sadece. Ben gidip Semih'e... Yani bağırıp çağırıp kalbini kıracak hiçbir şey söylemedim. Hala bu konuda beni yargılamanız çok saçma yani. Meyve tabağını yaptığında Seda. Gitseydin, geri dönmeseydin şu an aranız iyiydi. Gittin, düşündüm de bu adam bana ters davrandı, o geri geldi. O zaman ben bütün kırgınlıkları İyi, otur onları dinle, onlar senin arkadaşın. Seda Hanım, Nur çok akıllı bir kadın. Şimdi anlatacağım, herkes anlayacak. Birisi de size şu şekilde davransa, beni çok üzüyorsun, beni üzme... Böyle kendisini böyle acındırsa siz de dersiniz ki ya üzmeyeyim ben bu kızı, yazık ya dersiniz. Hani bağrınıza basarsanız, sevmeseniz bile. Erkeksen ve sevmesen acıdım diye bilmiyorum ya. Bugüne kadar acıdım diye basamadım. Öyle bir şey yok Seda Hanım. Acıyarak kimse kimseye ilgi göstermez. Böyle bir saçmalık var mı? Bunu herkes yapar. Ağla. Hoşuma gidiyor. İyi, hoşuna gitsin canım. Hadi güzelim, ağla. Nur buna oynuyor. Canım senin ve gibi bağırıp çağırmam mı daha doğru üzülüyorum. Sence? Erdem'e senin sormak istiyorum. Üzülüyorum. Erdem hangi üslup doğru sence? Canım Erdem çünkü benim Erdem'le bir ilişki yaşadın ya. Hatırlatırım. Efendim Erdem söyle. Buna karar verecek kişi ben değilim. Bu sadece benim fikrim olur ki ben bu fikri her zaman belirten bir insanım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ya insanına göre değişir. Yani. Kim ondan anlar, kimi bundan anlar. Fakat ben genel olarak burada bir üslup sorunu olduğunu görüyorum. Al yüzüğü, nasıl takarsan tak. Değil mi? İşte hani bu beni kıracak şeyler. Değil. Tavır yani. Öyle. Peki ne yapacaksın? Ben mi? Ben zaten normal bir şey yapıyorum. Desene şu an. Konuşmaya çalışıyorum. Hayır, anlaşmaya çalışıyorum. Beni anlamasını istiyorum sadece. İstediğim tek şey bu yani. Hata. Yani ben de hata yapabilirim, sen de hata yapabilirsin. İkimiz de yapabiliriz ama biz bir yarış içerisinde değiliz. Sadece bazı şeyleri anlayıp sadece ufak bir özür demek çok büyük yani kötü bir şey değil yani erkeklikle alakası yok bunun. Semih sen kendi usulünde bir hata görüyor musun görmüyor musun? Ben farkındayım Seda Hanım zaten usulünün doğru olmanın ama o da kendi hatalarının farkında değil ki. Mesela? Hep bana istiyor yani. Öyle ama mesela şey ne yapıyor söyle mesela şu yanlıştı de. Onun da hataları var şimdi aklıma gelmiyor ama var yani. Ha işte ya aklına Seda Hanım, geldikçe ama siz de söyle uyar. Yani.
Bak aklına geldikçe söyle, uyar. Biz de burada düzeltmeye ben çalışalım. De biz de Nur'u uyaralım. Gerçekten ama istiyorum. Şimdi aklıma gelmiyor, hataları var deyince biz şimdi Nur'a burada ne diyelim yani? Aklına gelmeyen hataları var mı diyelim? Hastayım ben, burada çorba içiyorum. Çorba yapmıyor. Meyve tabak hazırlamış. Arkadaşları caydırmış yine. Yani böyle bir şey var mı? Ben hastayım. Hayır. Ne olursa olsun onu bırak. Bir kere ben hastayım. Eğer sen beni seviyorsan gerçekten gelip burada çorbamı da yapardın. Meyve tabağını da getirdin yani. Bu bir mazeret değil Nur. Hani sizin yüzünüze söylemiyor ama. Hani az önce hatırlamadım dedi ya bazı davranışlarını. Ya da şimdi aklıma gelmiyor. Erkekler evinde bazı... Ne olur, sen yeter ki sen kısmetse olur. Dışların seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.